Let's continue. Okay, so I have this. Now, we will do a similar analysis. First, we see that x2 is just minus 2 times minus 2 times x1, right? So for any t, x1 and x2 are on the line 2x1 plus x2 equals 0. So birken ne çıktı? Eksi 2 çıktı. Okay. So alright. So this is this was okay. Bu neydi? X iki x bir özür dilerim. 2x1 eksi x2 doğrusu. Burası ise x1 pardon 2x1 artı x2 doğrusu. Evet. Yani tabii bunu da yazmakta fayda var. Bu c2'nin sıfır olduğu yer. Peki. Okey. Şimdi bakalım C1 pozitifken şimdi x1 de x1 pozitif, x2 negatif. Limit t sonsuza giderken x1 c1 pozitif. This goes to 0. So this goes to 0. And here again limit as t goes to infinity x2t is again 0. And as t goes to minus infinity, x1 t will go to burası artı sonsuza gidecek. C1'de pozitif olduğuna göre bu şöyle olacak. Ve limit t eksi sonsuza giderken x2 de bu da eksi sonsuza gidecek. Pardon, bu artı sonsuz. Burası eksi sonsuza gidecek. Yani şöyle. Oklarla ben T'nin sonsuza giderken ki yönünü gösteriyorum. T sonsuza giderken hem x1 hem x2 sıfıra gidiyor. O yüzden de şöyle yapıyorum. Peki, burada işte C1 pozitifti sanırım. Yani birinde pozitif, birinde negatifti. Neyse. O çok şey değil. Ya da bakayım hangisiydi? Pozitifken evet. Artı sonsuza ve eksi sonsuza geçecek. Okey. Burası C1'in pozitif olduğu yer. Burası C1'in negatif olduğu yer. Okey. Şimdi initial conditionlarım böyle özel seçilirse benim çözümüm bu doğruların üzerinde gidiyorlar. Peki başka initial conditionlar seçersek ne olacak? O zaman çözüm bu doğruların üzerinde değil de mesela şuradan bir yerden geçecek veya buradan bir yerden geçecek böyle bir noktadan. Yani x1 ve x2'nin işte belli bir zamanda bu noktada olduğu bir bana çözüm eğrisi verecek. Onları nasıl çizebiliriz? Yani burada C1 ve C2'ye değişik değerler vererek tek tek çizilebilir ama dikkat ederseniz çok kolay olmaz. Onun yerine biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Geri kalan eğriler bunları bir yerde takip etmek zorunda. Nasıl? Şöyle diyeyim. Mesela şöyle bir noktadan bir çözüm geçecekse
bu eğrilere eğrilerin takip ettiği yolu takip edecek ve iki çözüm uniqueness'tan dolayı hiçbir zaman kesişmeyecek. Any two solution curves never intersect. Therefore, they have to be all disjoint and of course they have to kind of, should be similar in the sense that, they must show similar behavior. So a solution curve will follow this, curves. So it has to be, something like this. Okay. So it has to be, something like this. And if it passes through a point here, then it will be like this. And similarly, it has to be like this. Okay. Şunu yanlış yaptım. Şöyle diyeyim. And here, it should be something like this. And this is how the arrows should look like. They follow the main directions. And this is called face portrait. Okay, this is called face portrait of the solutions of the differential equation. Now, of course, the zero solution, if okay, C1 and C2 are both zero, then XT, which is just X1T, X2T, which is zero zero, is the equilibrium solution. Why is that? Because it is constant in time. It doesn't change. And in this case, let's see what is our equilibrium solution. So it is this point, right? Equilibrium is this point, and it never moves. Okay, it never moves. But you see, if something happens and somehow this solution moves a little bit in this direction or this direction, then what happens? If it moves like this, then a solution curve will take this solution and take it to the infinity. And here, if a solution curve, if this equilibrium changes a little bit, then solution curve will take it to the again infinity. Therefore, this point is an equilibrium, but it is unstable in the sense that if you change the equilibrium a little bit, it won't come back to the equilibrium. So it's an equilibrium of this type. You are at the equilibrium here, but if you move a little bit, then you will just fall down. You will not go come back to this point again. That's why this is an unstable equilibrium. Okay, unstable equilibrium. Okay. This solution
Biz equilibrium is unstable. Stable. And it's called a saddle point. Okay. Why saddle point? Because in one direction it goes towards zero. In the other direction, it goes towards infinity. Right? In one of the lines, arrows goes to the origin. In the other direction, arrows goes out of the origin. That's why it is a saddle. Saddle means, it is something like this actually. So an equilibrium of this type, actually it is stable in one direction, but it is unstable in the other direction. Therefore it is unstable. Okay, so if you move on this curve, it looks like stable, but if you move a little bit off in this direction, then it will just fall down and it won't come back to the equilibrium again. So it's an unstable equilibrium and it's a saddle point. Why these are important? Well, these are important in engineering and science. Suppose you have an electric circuit and you want your circuit to work in an equilibrium, right? It should for example supply a constant voltage or current, and you want that solution to be stable. Why is that? Because if something happens and voltage changes a little bit, if the solution is not stable, it means that the voltage will go high, extremely high, and this means that the circuit will just explode. Okay, so if you design something and if you want your solution work in normally, then you want your solution to be a stable solution. Okay, your equilibriums should be stable, otherwise whatever you design, it won't work. It will either explode or just break down. Okay, so in your engineering, when you design something, you make sure that your equilibriums are stable. Okay, so in this case, our face portrait shows that equilibrium is not stable. Okay, şurada şunu maviyle yapmıştım. Okay, unstable saddle point. Okay. All right, let's see another example. Okay. I won't do the computations for this one. I will leave it to you because we have done, enough. Consider this system. Okay. X. And in this case, solution is this. Solution is this. X one. Eigenvalues are lambda 1 becomes minus 1 or maybe minus 4,
Lambda 2 is. Yok, bunu eksi 1 almışım. Bu eksi 4. So x1 is just eigenvectors are 1 and root 2 e to the power minus t. x2 is this one. And the general solution xt is just c1 times x1 t c2 times x2 t. So it is what? Yani şöyle yazabiliriz isterseniz. c1 e üzeri eksi t eksi kök 2 c2 e üzeri eksi 4t. Bunları böyle yazmamam lazım. Şöyle belki bunlar vektör olduğu için şöyle. Evet. C1 çarpı kök 2 C1 e üzeri eksi t artı C2 e üzeri eksi 4t. Belki şöyle yazmakta fayda var. Evet. Bizim x1 dediğimiz şey bunun ilk satırı aslında. x1 dediğimiz şey bunun ilk satırı yani c1 e üzeri eksi t eksi kök 2 c2 e üzeri eksi 4t. x2 ise ikinci koordinatı kök 2 c1 e üzeri eksi t artı c2 e üzeri eksi 4t. Okey. Bunlar şeyler. Yani eigen value'lar ve onun yanında eigen vektöre karşılık gelen fonksiyon. Bunlar bizim çözümümüzü bir matris olarak yazarsak onun satırları ama çözüm fonksiyonunun koordinatları yani x1t, x2t onlar bunlar. Peki. Şimdi okey. Yine şey çizersek face portrait'i. Yine şunu x1, x2 alalım. C1 sıfırsa C1'in sıfır olduğu şeye bakalım ilk önce. Şöyle hızlıca yapacağım biraz. C1 sıfırsa o zaman ne elde ediyorum? X1 eksi kök 2 C2 E üzeri eksi 4T. X2 C2 E üzeri eksi 4T. Dolayısıyla da buradan ne elde ederim? X1 artı kök 2 x2 eşittir 0. Yani x mesela x2 1 ise x2 1 ise x1 nedir? Eksi 2 kök 2. Şöyle. Dolayısıyla da özür dilerim. Şöyle dikkatli de çizelim. Bu da biraz yanlış oldu. Kök 2 şöyle falan olması lazım. Değil mi? 1,5 gibi. Okey. Ve şey yaparsak, limit alırsak, limit st goes to infinity x1 t e üzeri eksi 4t olduğu için her ikisinde de sıfıra gidecek. Yani bu da sıfır. Bu da sıfır. Dolayısıyla da bizim çözümlerimiz t sonsuza giderken
Ekilibrium'a doğru gidiyorlar. Peki C2'nin sıfır olduğu durumda ne olacak? O zaman C2 sıfırsa X1 C1 E üzeri eksi T. X2 ise nedir? Neredeydi? Şurada. Kök 2 C1 E üzeri eksi T. Kök 2 C1 E üzeri eksi T. Dolayısıyla da ne görüyoruz? Evet. Eksi ya da şöyle diyeyim. X2 eşittir. Kök 2 X1 eksi kök 2 X1 artı X2 eşittir 0 veya X2 eşittir 2 kök 2 X1. Yani X1 1 ise X1 1 ise X2 kök 2 olacak. Şöyle. Dolayısıyla da şöyle bir çözüm var elimizde. Okey. Ve yine dikkat ederseniz limit alırsak t sonsuza giderken x1 t e üzeri eksi t olduğu için her ikisinde de yine sıfır olacak. Dolayısıyla gene çözümlerimiz değil mi? Zaman ilerledikçe sıfıra doğru gidecekler. Bütün çözümler aslında öyle gidiyor zaten, değil mi? Çünkü bakarsanız genel çözümde de yani c'ler ne olursa olsun t sonsuza gittiği zaman e üzeri eksi t'ler var. Dolayısıyla her şey sıfıra gidiyor. Peki şimdi diğer eğrileri nasıl çizeceğim? Mesela şuradan geçen bir eğri nasıl olacak? Deminki gibi yapamayacağım çünkü şöyle yaptığım zaman dikkat edin buna paralel ama buna ters geliyor. Değil mi? Böyle olamaz. O yüzden daha dikkatli olmamız lazım. Bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi diyelim ki şey evet şöyle yapacağım. Bir dakika. Ha, şöyle diyelim. Şimdi t eksi sonsuza giderken ne oluyor? T eksi sonsuza giderken ya artı sonsuza gitsin ilk önce. Artı sonsuza giderken bakın tamam sıfıra gidiyor ama mesela e üzeri eksi t 0,1 ise e üzeri eksi 4t bu 0 0 0 0 1 olacak. Yani bunun dördüncü kuvveti. Dolayısıyla t artı sonsuza giderken şu terim e üzeri eksi 4t e üzeri eksi t'nin yanında çok küçük kalacak. Right? As t goes to infinity this term will be extremely small compared to this one. Therefore my solution will look like sc1 e to the power minus t. What about x2? Again, this term will be very small compared to this one. And so it will be just root 2c1 e to the power minus t. So this means as t goes to infinity, solution curve will approach to the line c2 equals 0. Değil mi? Yani sanki C2 sıfırmış gibi davranacak. Şimdi burada C1 ve C2 hangileriydi? Şu C1'in sıfır olduğu yerde, değil mi? Şu da C2'nin sıfır olduğu yerde.
Yanlış hatırlamıyorsam. C1 sıfırsa evet. Dolayısıyla da T sonsuza giderken benim eğrim, çözüm eğrim C2'nin sıfır olduğu yere yaklaşması lazım. Yani bu doğruya yaklaşacak. T sonsuza giderken. Şöyle diyeyim. T sonsuza giderken şöyle olacak. T eksi sonsuza gitseydi ne olacaktı? T eksi sonsuza gitseydi hepsi artı sonsuza gidecekti. T eksi sonsuza gitseydi hepsi artı sonsuza gidecekti. Bu sefer de mesela bu 10 ise artı sonsuza gittiği için pozitif değerler alacak yüksek. Bu 10.000 olacaktı. Bu da ne demek? Bu terim bunun yanında çok küçük kalacaktı. Çünkü işte dördüncü kuvveti 10.000. O zaman da sanki C1 sıfırmış gibi davranacaktı. Dolayısıyla da bu C1'in sıfır olduğu eğriye yaklaşacak. Yani buna. O halde ben şöyle çizmem lazım. Şöyle diyeyim. Pardon, şunu bir dakika. Neyse, tamam. T sonsuza giderken C2'nin sıfır olduğu yere yaklaşacak. Yani o zaman şöyle C2'ye paralel gidecek T sonsuza giderken. O halde böyle gidecek bir yerde. Şöyle. Şöyle. Ve T eksi sonsuza giderken de C1'in sıfır olduğu yere yaklaşacak. Yani şuraya yaklaşacak. Tabi buna paralel gideceği için şöyle. O halde bakın benim şimdi bu arayı doldurmam lazım. Yani eğri C1'in sıfır olduğu yerden gelecek, C2'nin sıfır olduğu yere doğru gidecek. Şunları birleştirmem gerekiyor. O zaman işte şöyle bir şey olacak. Okay. So my solution curves are like this. Okay. Belki bunu biraz daha ince çizersem daha iyi olacak. Okay. Bu sefer bütün çözümler orijine gidiyor ve siz dikkat ederseniz yani gene orijin tabii ki bir equilibrium çünkü işte sıfır sıfırdaysanız değil mi? Her T için sıfır sıfırda kalıyorsunuz, hareket etmiyorsunuz, equilibrium. Ve bu equilibrium stable. Neden? Çünkü azıcık dışarıya çıkarsanız bir tane çözüm eğrisi sizi alıp tekrar orijine götürecek. Çünkü bütün çözüm eğrileri orijine doğru gidiyor. Dolayısıyla da bu equilibrium stable. Bunun da ismi var. Buna şey diyoruz. The equilibrium. Okay. The equilibrium is stable and indeed called stable node. Sıfır buna node diyoruz ve bu stable bir node. Burada node şeyden geliyor. Her iki eigen value da negatif ve çözüm eğrileri orijine doğru gidiyor.
O yüzden de bu stable node. Her ikisi de pozitif olsaydı o zaman unstable node olacaktı. Yani bütün eğriler grafik gene aynı olacaktı ama oklar tersine dönecekti. O zaman da ona unstable node diyecektik. Okey. Evet, şey bu. Ne kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Alright. So let's move on and consider complex eigenvalues case. This time we consider again the same homogeneous equation, but eigenvalues are complex. So we write down characteristic equation, which is determinant of A minus lambda I equals zero. And suppose we have two solutions. All right. Okay, let me call the solutions. Let me write the characteristic equation like this. Use R because I reserve lambda for something else. R1 is a complex number and R2 is another complex number. It's conjugate, assuming A is a real matrix. A matrisi reelse o zaman karakteristik equation da reel bir polinom olacak. Reel bir polinomun da kompleks kökleri varsa bunlar birbirinin konjügesi olmak zorunda. Peki, burada bir tane eigen vektör olsun. X hayvan A plus IB eigen vektör. A B burada vektörler. Yani A ile B'dir vektörler. A dediğim şey işte A1, A2. B dediğim şey B1, B2. Bunlar reel ama Xi1 reel olmak zorunda değil. Peki buna karşılık gelen eigen vektör ne olacak o zaman? Eigen value bunun konjügesi olduğu için eigen vektör de konjügesi olur. Dolayısıyla o da A minus IB olacak. Neden? Şuraya yazayım. Since, okay, if A times Xi1 equals R1 times Xi1, where A is a real matrix, then taking conjugate of both sides we get. Ne elde edeceğiz? Şimdi A matrisi ile Xi1 matrisinin konjügesini alıyorum. R1 ile Xi1 çarpımını konjügesini alıyorum. Product of a conjugate, no, conjugate of a product is the product of conjugate. So this is A conjugate, Xi1 conjugate, and this is R1 conjugate, Xi1 conjugate. But A is a real matrix. Since A is real, I have A conjugate is equal to A, and thus we get what? A times Xi1 conjugate, Xi1 conjugate. R1 conjugate is R2. I have this. So that
O halde C1 conjugate ne oldu? R2 için bir eigenvektör oldu. So that C1 conjugate is an eigenvector associated to the eigenvalue R2. Okey. Tabii bu 2'ye 2 olursa böyle 2'ye 2 olmak zorunda değil. Yani a n n olabilir. N tane kökü olabilir. Ve a realse o zaman şeyi biliyoruz. Gene işte her non-real eigenvalue'nun kompleks konjugesi de bir eigenvalue ve eigenvektörleri de birbirlerinin yine konjugeleri olacak. Yani bu 2'ye 2 matrislere özel bir aslında şey değil, durum değil. Genelde doğru. Peki bu durumda çözümlerimiz nasıl olacak? Şimdi çözümlerimiz şöyleydi. XT neydi? İşte bir P çarpı E üzeri okey. E üzeri AT C'di. P eigen vektörlerden oluşuyordu. Yani C1 ve 2'ye 2 durumu yapayım. Burada C1 conjugate olacak. Burada ne olacak? E üzeri lambda 1 t, burada da E üzeri lambda 1 conjugate t olacak. C1 şurada da bir de tabii C1, C2 var. C1 şuydu. A artı İB şeklinde bir şeydi. C1 conjugate'te A eksi İB olacak. Ha bunlar şey değil, özür dilerim. R1 ve R1 conjugate. R1 conjugate olacak. R1 dediğimiz şey lambda plus I mu. R1 conjugate lambda minus I mu. Bunları açıp yazarsak, şimdi yazalım. Okey. Şimdi burada okey. Yani şu çarpmada bu diagonal olduğu için sütunları çarpıyorum. Yani burada E1, R1, T, C1 birinci sütun bu. İkinci sütunda E üzeri R1, T, C1 conjugate, C1, C2. Dolayısıyla da çözümlerimiz şöyle olacak. Şimdi mesela C1'i 1, C2'yi 0 alırsam o çözüme birinci çözüm diyeyim. 1, 0 olduğuna göre buradan şey gelecek. E üzeri R1T times C1. C1'i 0, C2'yi 1 alırsak ikinci çözümümde E üzeri R1 T conjugate C1 conjugate olacak. Yani bu da dikkat ederseniz bunun konjugesi başka bir şey değil. Yani x birinci çözümün konjugesi olacak. Peki bunların neler olduğunu yazalım. Mesela x1 nedir?
E üzeri Arvanti. E üzeri lambda artı i mu t xi1. Xi1'da neydi? Bir a vektörü artı i çarpı b vektörü. Peki nedir bunlar? Şimdi şu ifade dikkat ederseniz e üzeri lambda t, e üzeri i mu t. Burada da a plus ib var. Buradan e üzeri lambda t. Bu da nedir? Cosine mu t plus i sine mu t. A plus ib. Buradan da bunu daha da açarsak şimdi bir reel bir de imajiner kısmı olacak. E üzeri lambda t parantezinde şurayı açayım. Buradan cosine mu t A matrisi eksi sine mu t B matrisi var. Artı E üzeri lambda t ya da şöyle diyeyim. Artı i çarpı i'li terimler var. Cosine mu t b artı sine mu t a. So x1 is this. What about the second solution? The one corresponds to c1 equals 0, c2 equals 1. It will be just conjugate of this. So it is e to the power lambda t. I have the same thing, but here just minus sign. Okay. even though the matrix A is real, solutions are non-real. Okay. And this is not, of course, practically very convenient because, you know, solutions represent some physical quantities usually. It can be the voltage or current, right, or charge. And you have imaginary numbers for those. That's not something actually desirable. Real solutions are also in this, but, you know, they are somehow, you know, hidden. How can we obtain a solution in terms of the real solutions? Well, we can use this two solution. Note that if I just let ut, bakayım notasyonu, evet u demişim, ut diye şunu alırsam, birinci çözüm artı ikinci çözüm bölü 2. So I just add these two solutions and divide by 2. Well, what will be the result? This term and this term will cancel out. And I will have 2 times this divided by 2. So it will be just e to the power lambda t cosine mu t a minus sine mu t b. This will be the first solution. And vt, okay, I can this time subtract this two, first solution minus the second solution, but then this two will cancel out. I will have 2i times this. So if I divide this by 2i, I will get e to the power lambda t cosine mu t b plus sine mu t a. So this will be the result. Now you see, both u and v are real solutions. Hence, we can write the general solution as what? As xt, which is just c1 times ut plus c2 times vt, where c1 and c2 are just these expressions. Okay, so let me do
one example. Tabii. Tamam. Orada biraz hızlı gittim herhalde. Okay, so here we use so-called Euler's formula, right? E to the power I times, let's say, x is a real number. This is equal to cosine x plus I times sine x, right? So in our case, x is just mu t. So e to the power i mu t will be just cosine mu t plus i times sine mu t. Tamam mı şimdi? Bu Euler formülünü kullanıyoruz. Bunun da nereden geldiğini biliyorsunuz herhalde, değil mi? Şey yaparsanız, Taylor expansionlarını açarsanız, exponential'ın, kosinüsün ve sinüsün işte e üzeri x'in Taylor expansion'ında x yerine i çarpı x yazarsanız elde ettiğiniz seri toplamanın bir reel bir imajiner kısmı var. Reel kısmı kosinüs, imajiner kısmı da sinüs oluyor. Bunu görmüşsünüzdür herhalde, değil mi? Bir yerlerde kalkülüste falan görmüşsünüzdür ama. Peki, let's do one example. Okay. solve the system ya da şey diyeyim, find the general solution of the system. X prime equals AX where A is this matrix. Minus 1 over 2, 1, minus 1, minus 1 over 2. Okay. So what we do? We write down characteristic equation, obtain eigenvalues and eigenvectors. I don't have to go through all this. I know what the solution is. Okay. So we have to just find eigenvalues and eigenvectors. So characteristic equation is just what? It is determinant of A minus R times I. Okay, I will use R for the for the variable instead of lambda because we use lambda to denote the real part of the solution. Okay. So what is this? Determinant of minus 1 over 2 minus R 1 minus 1 minus 1 over 2 minus R equals 0. So this is just şunu biliyoruz tabii ki bu r kare eksi trace a r plus determinant of a, değil mi? Bu da ne demek? R kare eksi trace'i nedir bunun? Eksi 1. Bir eksi daha var. Dolayısıyla bu r oldu. Determinantı nedir? 1 bölü 4 artı 1 yani 5 bölü 4 sanırım. Okey. O zaman kökler nedir? R1, 2, minus 1, plus minus b kare 1 minus 4 AC, so it is just 5 divided by 2. So this is minus 1 over 2. Burası eksi 4 oluyor. Eksi 4'ün karekökü 2i.
Artı eksi 2'yi 2'ye böldüğünüz i olacak. So these are the roots. So these are R1 and R2. Therefore, I know that this is lambda 1, no, lambda plus minus I mu. So lambda is minus 1 over 2 and mu is 1, right? Alright. So these are the eigenvalues. What about eigenvectors? Okay, C. It was A plus IB. And the other one is just the complex conjugate of this, right? So A times C is just R1 ya da C1 diyeyim. R1 times C1. Bu da ne demek? A eksi R1 times identity C1 equals 0. Yine zamanı geçirmişim. İsterseniz burada duralım. Let's stop here. Give 10 minutes break. After the break, I'll continue.